Alma. Alma. Alma? Eylül ayının gelmesiyle kışlık hazırlıklara başlamıştık. Mutfaktaki kışlık hazırlıklara. Salça yaptık, erişte yaptık. Videoya çekmediğim şeyler de yaptım. Kapya biber közledim, işte fasulyedir, bamyadır falan, o tarz şeyleri buzluğa attım. Şimdi bugün de birazcık bu mutfak kışlık hazırlıklarına ara verdim. Evin kışlık hazırlıklarına başlıyorum. Yaza girerken ev çok sıcak olduğu için, yerler çok sıcak olduğu için ben halıları topluyorum. Yaz boyunca yerlerde halı olmuyor. Hem böyle süpürüp silmesi de kolay oluyor. Ama kışa girerken de tabii yerler soğuduğu için halıları tekrar yayıyoruz. Yazın başındayken ben işte oturma odasıyla mutfağın halısını yıkamıştım. Onları temiz temiz kaldırdım. Ama giysi odasıyla yatak odasınınkini yıkayamamıştım. Böyle çok sıcaklar bastırdı. Yıkarım dedim. Böyle koydum kenara o şekilde. Şimdi artık kış geliyor. Artık ona da bir el atmak lazım. O yüzden bugün halı yıkayacağım. Zor geliyor aslında birazcık. Çünkü onu böyle ıslandığında kaldırmak falan biraz zorlayıcı olacak ama olsun, hallederiz. Dün de burasını süpürdüm, yıkadım. İşte birkaç gündür böyle tavukları da, büyük tavukları da salıyordum bu tarafa. Ama onlar da buraya tabii girdiler ve burayı her tarafına sıçmışlar. Ben de dün işte bugün halı yıkayacağım diye temizledim. Ama tabii onlar kümese girene kadar akşam tekrardan buraya çıkıp pisletmişler.
Şimdi burasını yıkayarak başlayacağım. Sonrasında da halıyı yıkamaya başlayacağız. Bu arada da bir hatırlatma yapayım. Biz uzun zamandır video çekmediğimiz için YouTube'un algoritması bizi şu anda görmüyor. O yüzden size önermiyor. Yani bildirimleriniz açık olsa bile şu an bizim çektiğimiz videoların bildirimleri sizlere düşmüyor. O yüzden de böyle izlenmelerimiz biraz az kalıyor. Yani onda sıkıntı yok ama tabii bu bizim için moral olarak iyi oluyor. Hani böyle izlenildiğinde, işte yorum yapıldığında falan. Hani bize de böyle çekmek için, videoları devam ettirmek için bir motive edici bir şey oluyor. İzlenmeler, beğeniler, yorumlar. O yüzden sizden böyle küçük bir şey isteyeceğim. Yani biz video çekmedik böyle uzun zamandır. Bizim hatamız ama işte sizinle desteğinizle böyle videolara da geri dönmüşken bunu devam ettirelim. O yüzden böyle videolarımızı izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, işte arkadaşlarınıza önermeyi unutmazsanız, bir de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hatırlatmamı da yaptım. Burasını yıkayarak işe başlayalım bakalım. Çeşmeyi kapatayım. Evet, bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi biraz suyu açayım, yumuşatayım. Ondan sonra da Arap sabunuyla yıkayacağız. Aç kafa yapmaya gitmek bayağı bir sıkıcı olacak. Şimdi bırak, gidelim kapatalım bakalım. Küçükken halı yıkamak bizim için sadece bir oyundu. Şimdi işimiz oldu. Çok hızlı büyümüşüz ya. Öteki halıyı bugün yıkayamayacağım yani. Bunu bitirirsem tamam ama diğerine sanırım geçemeyeceğim. Bir de ben bu akşamüstü pazara giderim, biber de alırım, işte salça için hazırlık yaparım diyordum da. Yok, sanırım sadece bunu yapsam biraz yatıp dinleneceğim. Şimdi bu böyle biraz süzülsün de parmaklıklara sonra atarız. Çünkü şu an aşırı ağır. Ben bunu tek başıma atamam. Belki süzüldükten sonra atabilirim. Ya da Ersen'i bekleyeceğim akşama. O şekilde atacağız. Ama ikinciyi şu anda yıkamayacağım. Bu böyle bugün bir tane olsun. Gene havalar daha iyi gidiyor nasıl olsa. Ötekini de başka bir gün yıkarım artık. Evet, gördüğünüz üzere iki tane halı duruyor. Hatta bir tane de kapı önü paspasa duruyor. Ben videoyu kapattıktan sonra düşündüm, dedim ki Aslı, aklında duracağına, nasıl olsa yoruldum, ya bu işi bugün bitir, aklından çıksın. O yüzden ötekini de yıkadım. Onu videoya almadım. Hızlı hızlı hemen yıkadım, işini bitirdim. Şimdi süzülüyor suları. Bakalım artık onları da dediğim gibi işte sen gelince muhtemelen böyle demirlere yayarız.
Yani bugün aklımda olan işin bir kısmını bitirdim. Dediğim gibi eğer böyle iyi hissedersem kendimi bir de pazara gidip biraz kapya biber almak istiyorum salça için. Böyle bu iş aklımızdan çıktı. Zikzakla overlock dikişi yapmak da çok iyi. Dünkü halı yıkamanın yorgunluğundan sonra bugün böyle biraz sakinleştirici bir şeyler yapayım dedim. Bu kumaşı çok uzun zaman önce almıştım. Hep aklımdaydı bundan ya çanta yapacağım ya yastık kılıfı yapacağım diye. Ama böyle çok da hoşuma gitti. O yüzden böyle sürekli yanımda taşıyabileceğim bir şey olsun istedim ve çanta yaptım. Yani bu çantayı yapmak bugün benim için aslında çok duygusal anları da yaşamama sebep oldu. Benim babam terziydi. Annem de terzi. Bu işi onlardan öğrendim. Yani daha küçücükken işte babamın yanına dükkana gittiğimde orada işte kendime kottan böyle paçalardan kalan kotlardan işte kalem kutu falan yapardım. Fermuar dikerdim oraya. Arkadaşlarıma falan verirdim. Hediye ederdim. Yani böyle hoşuma gidiyordu böyle uğraşmak. Tabii babam da bu meslek olunca hani böyle içli dışlıydım aslında bu işle. Şimdi uzun zamandan beri de bir makineye oturup bir şey yapmamıştım. Şimdi böyle oturunca biraz babamı da almış oldum. Böyle çok güzel bir çanta yaptım. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Kulübü biraz uzun olmuş gibi. Ama böyle biraz kullanayım bakayım. Eğer böyle kullanışsız olursa kulübünü kısaltırım. Ama böyle ağaç temalı. Çok güzel bir kumaştı. Tam böyle bizi yansıtan. Şimdi böyle bir kullanayım. Çarşıya, pazara giderken
Ve dediğim gibi eğer kulübü çok uzun gibi gelirse o zaman biraz kısaltırım. Belki şuraya da bir cırt veya bir düğme yapabilirim. Aslında hiç gerek yok çünkü daha önceden de bez çanta kullanıyordum. Yani çok böyle açılıp bir şey olmuyor yani. Çok güzel oldu. Bu akşam da kandil. Herkesin kandili mübarek olsun. Ben de böyle bir ölmüşlerimizin hayrına bir helva kavurayım. Helvamı yaptım. Yanına dondurmamı da koydum. Azıcık çıktım balkona. Hem dinleneyim hem helvamı yiyeyim dedim. Halılarımı da burada yıkadımdı. Yıkadıklarım. Onları da astık akşam buraya Ersen'le. Muhtemelen bu akşam veya yarın sererim. Kurumuş olurlar. Bu arada dün biber salçası yapacağımdan bahsetmiştim eğer gidip alabilirsem. Ama sonrasında onu hiç anlatmadım ne olduğunu. Onu gidemedim. Çünkü halıları yıkadığım için bayağı bir yorulmuşum. Onu almaya gitmedim. Saat de geç olmuştu. Yani 5 dolmuşuna yetişmem lazımdı. Ona yetişemeyecektim falan. Ondan vazgeçtim. Onu muhtemelen haftaya yapacağım. En azından halılar çıkmış oldu aradan. Bugün de çantamı diktim. Böyle güzel, keyifli bir gün oldu. Helvamı da yaptım. Hepimizin ölmüşlerinin ruhuna hediye olsun. Bugünlük bu kadar. Böyle bitirelim günümüzü. Videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Çünkü bu izlenmeler, beğenmeler, yorumlar hepsi bizi daha çok motive ediyor. Burada olmamız için bizi böyle bir şey arkadan itekleyen güçler bunlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dondurmam erimiş.